Manşete hoş geldiniz. Bazı konuların pazartesiyi beklemeden ele alınması gerekiyordu. Biri de bu. Ankara Barosu genel kurulunda sandalyeler havada uçmuş, insanlar, avukatlar birbirine girmişler. Bunun altındaki yorumlara baktım. İşte avukatlar da birbirine girerse ne olacak ki falan gibi. Benim aklıma da otomatikman şu geldi. Evet yani bari avukatlar yapmasın. Ama keşke mahkeme salonlarında da avukatlar böyle cansiperane hukuku savunsalar, müvekkillerinin haklarını savunsalar. Benim aklıma da bu geldi. Sadece bir avuç avukat bunu yapıyor. Fakat gündemdeki ana konu özellikle cumartesi, cumadan cumartesiye geçilirken ele alamadım ben bu konuyu çünkü yakinen bakamadım. Tam da o sırada cuma öğleden sonra olay biraz daha hareketlendi ve paylaşılan görüntülerle falan da netleşti. Sağ alttaki görüntü işte köpeklerin nasıl Gebze Belediyesi'nde zehirlendiğini gösteriyor. E, kuyruğunu sallayan yani bir hastalık belirtisi göstermeyen köpekler dahi işte iğne, iğneyle zehirleniyor veya işte öldürücü bir doz uygulanıyor ve bir süre sonra da hayatını kaybediyor. Bir poşete konularak da işte çöp konteynerine atılıyor ve öylelikle ortaya çıktı. E, bulunan köpeklerin hala can çekiştiği e, filan da tespit edilmiş. Görüntüler var onlarca yüzlerce görüntü var ve hayvanseverler bölgeye gittiler. Hayvansever olmak da gerekmiyor. E, İnsanlıktan çıkmış bir grup, bir zümre katliam yapıyor. Ve bunu da yasaya dayanarak yapıyor. Zaten yetkililere mikrofon uzatmışlar. Efendim yasa var falan denilmiş. Böyle de bir yönü var maalesef. Yani Gebze Belediyesi de yaptığı açıklamada tuhaf bir şekilde işte bu elemanda kimmiş? Zinnur Büyükgöz şeyle Erdoğan'la fotoğrafını da profil fotoğrafı yapmış. İşte diyor ki bu diyor haberler diyor ee, biz hemen harekete geçtik. Ee, kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri e, belediye ve ekiplerimizin diyor cansız olarak topladığı 16 soke sokak köpeğidir ve işte sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan köpeklerdir falan filan gibi açıklama yapmış. Atlas ziyan e, kesinlikle kabul edilecek bir konu değil çünkü görüntülerle verilerle açıklamalarla sabit bir konu ve elbette bir sonuç. E, bu konuda bakıyorum. Evet sosyal ağlarda insanlar fevran halinde bunu paylaşıyorlar fakat siyasilerin devreye girmesi gerekiyor. Kanaat önderlerinin veya işte toplumun gözü önündeki sanatçıların falan oyuncuların neyse de devreye girmesi gerekiyor. Başlarına bir şey gelmez. Kimsenin başına sokak hayvanlarının haklarını savunduğu için aylardır başına bir şey gelmedi Türkiye'de. Bari bu alanda gitseler ve eylem yapsalar açıklama yapsalar ve e, en azından bir konuda ses verseler. Bu diğer tarafta ses vermedikleri konuları affettirmez belki ama en azından bu konuda başlarına bir şey gelmeyeceğinden hareketle bir şey yapabilirler. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Sol üstte bir avuç insan bunu protesto etmiş İzmir'de ve protesto ettikleri için de düzinelerce polis tarafından çevrelenmişler. Kimlerin protesto ettiğini görüntüde göremiyorsunuz. Çünkü o kadar çok polis var ki. Bir avuç insan bir araya gelmişler. Bu konuyu protesto edecekler ve hemen düzinelerce polis yanlarında bitmiş. Polis nerede işte polis burada. Polis iki kişinin bir araya gelip basın açıklaması yapmasını istemiyor. Öbür tarafta çete, uyuşturucu çeteleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, polis katlederken, kadınları katlederken, seyreden e, ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakan polis, savcı, adliye ne derseniz. Öbür tarafta da işte iki kişi bir araya gelmiş protesto edecek, buna böyle tepki veriyor. Bir diğer konumuz da şu kartlardan. Kredi kartlarından savunma sanayi fonu ücret alınacak. Bir, savun savunma sanayinin içine düştüğü durumu göstermesi yönüyle önemli. İki, e, kasa tam takır para bitti ve savunma sanayine para harcanması lazım. Üç, savunma sanayine her zaman fon bulunur. Çünkü vatan millet falan denildiğinde hemen herkes ülke güvenliği için buraya para aktarır falan. Ama şunu sormazlar. 1,5-2 milyar dolar gömdünüzse 400 füzesine Rusya'ya, dolar cinsinden söylüyorum. F-35'e milyarlarca dolar gömdünüz, avucunuzu yaladınız. E oradaki giden para harvuru parman savrulur, savrulurken şimdi ne demeye halktan para istiyorsunuz? İşin bir yönü bu. Diğer tarafı da deli dumrul düzeni demiş gazete pencere. Sadece kredi kartı 100 bin TL ve üstü olanlardan değil limiti 750 TL yıllık alınacakmış. A yıllık aidat ya da yıllık savunma sanayi fonu. Sadece o değil gayrimenkul alım satımından alıcıdan ve satıcıdan 750 TL. Bu 750 de şey olmuş, baz olmuş. Göreceksiniz. İkinci el araç alımında 750, sıfır araç alımında 1500 TL. E, 5000 TL'nin üzerindeki saatler ÖTV kapsamına alıyor. E, MTV'den e, muaf olan motosikletlerde MTV kapsamı. Yani pek çok alanda yeni böyle haraçlar konmuş durumda. Vergi denemez artık buna. Tam bir deli dumrul düzeni. Şimdi bunun üzerine de kart limitimi nasıl düşürürüm diye bir telaş başladı İnsanlar bankalarının mobil veya internet bankacılığı üzerinden uygulamaları kullanarak kredi kartı limitini düşürüyor. Şubeler aracılığıyla da kredi kartını düşürmeye çalışıyor. Bunu nasıl yaparım falan. Bankada dilekçe doldurup. Bununla ilgili bir sürü şey okudum yani. Bankada dilekçe doldurup kart limitini düşürmeye çalışanlar da var falan. AKP bu uygulamayla toplam 1.3 milyar dolar toplayacakmış. Yani S400'e verilen paranın altında 100 bin TL ve üzeri kredi kartı sahiplerinin sayısı ise 61 milyon 955, 62 milyon diyeyim. Yani genel çoğunluk zaten 100 bin TL ve üzerinde kart limitiyle işlem yapıyor. Yurt dışında yaşayanlar 100 bin TL'yi biraz fazla görebilirler ama durum pek öyle değil. Çünkü özellikle son 3-4 yılda yaşanan enflasyonist gelişmeler liradan tekrar sıfır atılmasını falan gündeme getirdi. Öyle ki bir memur, bir devlet memuru maaşının 2-3 katı mesabesinde bir e, limitle kart alabiliyor veya limitini oraya yükseltebiliyor. E bu da zaten 100 bine otomatikman geçiyor. Yani hemen herkesin cebinde artık 100 bin TL ve üzeri limitli e, kredi kartı var. Şimdi herkes 99 bine çekmeye çalışıyor. Bu çözüm mü? İşte hep 50 ben benzine zam gelmiş umurumda mı? Ben hep 50 liralık benzin alırım diyen kişinin haline benziyor bu durum. Fakat Mahve Eğilmez çok güzel yaklaşmış konuya. Diyor ki Kredi kartı limitinden kullanılan krediden vergi alınamaz. Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de şey alınamaz. vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi borçludan değil krediyi veren alacaktan alınır. Genel kaydeyi koymuş ama kim takar? Yani sana bir limit konulmuş. Sen o limiti harcasan da harcamasan da limitinden dolayı yıllık 50, 750 TL aidat ödüyorsun. Bir de ayrıca kredi kartı için bankaya aidat veriyorsun filan. Şenol Babuşçu kredi kartı limitinden vergi alan dünyadaki ilk ülkenin adı nedir diye sorarak ilk ülkenin Türkiye olduğunu da söylemiş oldu. Enteresan bir şey. Haftalardır bankalar kullanıcılara kartınızın limitini artırıyoruz istemiyorsanız arayın türünden mesajlar atıyormuş. Bunu da Seda Demiralp'ten öğreniyoruz. Yani bir şey de herhalde arkada pişirilmiş gibi. Şimdi o düzenleme meclise gelecek. Peki muhalefet bu konuda bir şey yapıyor mu iki gündür? Yani gerçekten e, harekete geçmesi gereken konularda harekete geçmiyor. Peki mecliste bunu önleyebilir mi? Bilmiyorum ama yani mecliste nasıl önleyecek? Öğretmen, öğretmenlik mesleği kanunu geçmiş. İktidardan, iktidar bile ondan katılmayan 82 milletvekili var. Muhalefet bile ondan katılmayan 100, 163. Muhalefet bile katılsaydı bu yasa geçmeyecekti. Öyle görünüyor matematik olarak. CHP'den 82 kişi katılmamış oylamaya. Biri de genel başkan Özgür Özel. Dolayısıyla Hani meclis filan diyorsunuz da o arada Erdoğan gündem belirlemeye devam ediyor. Arnavutluk dönüşünde işte genel başkan yardımcılarını değiştireceğim, bakanları değiştireceğim demiş falan bu konuşuluyor. Bunu muhalifler de konuşuyorlar. Geçen biri yazmış Galatasaray konusuna hiç girmiyorsun neler neler oluyor yani e, ne bileyim taraftarı olduğunuz için herhalde filan falan. Ya hiçbir takımın taraftarı değilim. Türkiye'de milli takım dahi taraf, tutmuyorum ben. Ama Galatasaray'ın <laughs> genel kurul toplantısında Mehmet Ağar en ön safta oturuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani yerin dibine batsın bu genel kurul diyeceğiniz bir genel kurul. Her şey birbirine girmiş durumda. FETÖ borçlası iddialarıyla yargılanan İzla İzmir Cumhuriyet Eski Başsavcısı Okan Bato 2 yıl 11 ay hapis cezası 33 bin para cezası almış ve mal varlığına da el konulmuş. Tedbiren el konulmuş. Bu adam Binlerce, on binlerce insanın canını yaktı. Bir tanesi de benim. 15 Temmuz'dan bir hafta önce hakkında yakalama kararı çıkaran savcıdır. Deşifre ettiğimde alt alta sorular sordum da Twitter'dan. Orada konuşacağına gelsin burada ifade versin demişti. Gidip ifade verseydim. Bu adam içeri atılırken veya bu adamın hakları elinden alınırken... ...savcılığı sona ererken, hayatı karartılırken ben hala içerideydim yani. Bu adamın iddiaları yüzünden. Bununla ilgili ayrı bir dosya yapacağım fazla üzerine durmayayım ama... Bakın, eee, Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sorusuna Adalet Bakanı cevap vermiş. 4 e, 498 anne baba tutuklu var. Anne baba birlikte. 498 706 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde. Türkiye'nin gerçeği bu. Öbür tarafta da çeteler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Maalesef. Açık Radyo'nun karasal yayını kapatılıyor. Hani nerede normalleşme? Hani nerede bununla ilgili dayanışma? Bir başkası Şule Aydın. Oturduğum daire kapısındaki duvara cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar ve üzerinde bir leke var diyor. Yaklaştırayım görün. Lekeli böyle yazmışlar. Açıktan artık insanlar taciz ediliyor, tehdit ediliyor. Sonra iktidar demleniyor. Bu iş kolay değil demiş o Ergil Hoca. Buna hafta içinde bolca bakacağım ama sadece bir iki satırla geçeyim. İşte iktidar el uzattı. Dem partiye falan gibi konular var. Yani Allah aşkına iktidarın el uzatacağı, devletin el uzatacağı değil, Kürt siyasal hareketinin el uzatacağı bir durumdur yani bu. Ve Kürt sorunu ancak Kürtler tarafından çözülür. Şimdi bunu böyle koyacaksınız. Eğer bir sorun olduğunu tespit ediyorsanız. Şu anda devlet ve devlet iradesi de bir sorun olduğunu tespit ediyor değil yani. Bunca şehidin kanı yerde mi kalacak diye soruyorlarmış hocaya. Bu iş kolay değil demiş. Sonrasında da e, enteresan e, bir tespit yapmış. En az iki kuşuk, e, en az iki kuşu, kuşak sürecek müzakerelere, uzlaşma ve gerginliklere yol açacak. Uzlaşmazlık dört kuşak e, sürdü çünkü diyor. Yani 40-50 senedir devam eden bir hikaye. Belki de e, bunu 1960'a kadar götürebilirsiniz. 1925'e kadar götürebilirsiniz. Bu kadar uzun süren bir asır süren bir hikayenin bir sorunun, bir uzlaşmazlığın bir gecede, iki gecede, bir dönemde, iki dönemde çözüleceğini beklemekte abes olur. Doğu Hoca'ya göre en az iki kuşak sürer, sürecek demiş. Şu görüntüyle hafta sonu manşetini gene bağlayayım. Ankara Barosu'nda böyle kavga çıkmış. Avukatlar birbirine girmişler. Avukatlar da birbirine girerse ne olacak bu toplumun hali diye soruluyor. Ben bu avukatların bu cansiperane mücadeleyi adalet saraylarında da göstermesi umuduyla ve inancıyla bitireyim bugünkü manşeti. Pazartesi tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.